Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tarz giyinmeyi sevenler için yeni bir bere modelimizi bu videomuzda izleyebilirsiniz. Bu beremiz için ben yine kalın bir ip kullanacağım ve şişlerim de 4,5 numara. Beremiz için şişimize 29 adet ilmek attım. Bu beremizin her iki tarafına haroşa yapacağız. Ortasına örnek yapacağız. Bu ortasına yaptığımız örnek tersten başlıyor. Yani birinci sırasını örgümüzün tersinden koyuyoruz. 8 adet haroşa öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Düz haroşa olarak öreceğim. Bunun arka sırasında da düz olarak alacağım bu 8 ilmeği. Şimdi bir ilmeğimi düz alacağım. Bu ilmeği arka sırada ters olarak öreceğiz. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Örgümüzün tersinden ipimi geçiriyorum. Dolayıp tekrar aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha alıyorum. Bunu yaparken biraz gevşek alırsanız iyi olur. Sıkı alırsanız ip de kalın. Diğer tarafında bunu alması zorlaşır. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine ipi kendimden tarafa alıyorum. Tersinden ipimi doluyorum. Aynı ilmeğin içerisinden bir tane daha alıyorum. Bir adet ters örüyorum. Bir adet düz örüyorum. Burada 8 adet ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam ediyorum. İki, dört, altı, sekiz adet ilmeğim kaldı. Bunları haroşa olarak alıyorum. Bu başlangıç ilmeklerimizi ters olarak alıyoruz. Buranın burulmaması gerekiyor, düz olması gerekiyor. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sekiz adet haroşamızı yaptım. Şu baştaki ilmekle dahil. Bir adet ters örüyorum. Bu alt sıradan şu en arkadaki ilmeğimize üç ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. 1 adet ters örüyorum. Yine şu arkadaki ilmeğimizi 3 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. 'Yine bu kenardaki haroşalarımızı düz olarak alıyoruz. Örneğin anlaşılabilmesi için ben bir sıra daha öreceğim. Yine örgümüzün tersindeyiz. Bu başları mutlaka örmeden almamız gerekiyor. Beremizin tepe kısmını yaparken önemli. Onun için örmeden alıyoruz.
8 tane haroşayı ördükten sonra bir tane ilmeği düz alıyorum. Bu ilmek arka tarafta ters olarak örülüyor. Yine örgümüzün tersinden bir adet ters, bir adet düz örüyoruz. Yine kenardaki 8 tane haroşamızı düz olarak alıyoruz. Yine baştaki ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Şu arkadaki dördüncü ilmeğimizi diğer üç ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Üç ilmeğimizi de birlikte alıyoruz. Bir adet ters örüyorum. Bir sonrakine yine aynı şekilde alıyorum. Bir adet ters örüyoruz. Yine kenardaki 8 adet haroşa ilmeğimizi alıyoruz. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Sanırım anlaşıldı. Bu tersin içerisinden ilmeklerimizi alırken mümkün olduğu kadar gevşek almaya çalışın. Çünkü düzünde bu 3 ilmeği birlikte almakta zorlanabilirsiniz ip kalın olduğu için. Kenardaki haroşalarımız 63 adet olana kadar öreceğiz. Biz 1-2 adet yaptık. Bu haroşaların dişleri 63 adet olana kadar öreceğiz. Şu kenar ilmeklerimizde örmeden aldığımız ilmeklerimizde 64 adet olacak. Yani bu şekilde saydığımızda burada 1, 2, 3 adet ilmeğimiz var. Bu ilmek sayımız 64 adet olacak. Kenardaki dişlerimiz de 63 adet olacak. Ben bu sayıları tamamlayana kadar örüp geliyorum. Dişlerimizin sayısı 63 adet olana kadar ördüm. Gördüğünüz gibi örneği yaparken burası bombeli duruyor. Buna eklediğimiz zaman bu örnek ortada kabaracaktır. İstediğimiz de bu zaten. Şimdi bunu kapatacağız. Yırtığın yardımıyla ilmeklerimizi karşı taraftaki ilmekle birlikte alacağım.
sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi karşılıklı birleştireceğiz arkadaşlar. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşı tarafın başlangıç noktasından, daha sonra içinden bu şekilde geçireceğiz. Ben ilmeklerimizi kapatıp geliyorum. Ekleme işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Tersinden yaptık bu işlemi. Burada örmeden aldığımız şu kenar ilmeklerimizin sayısı 64. 40 santimlik bir misnanın yardımıyla buradan 64 adet ilmek toplayacağız. İlmeklerimizi bu kenar ilmeğimizin şu arka tarafından alacağız. Patiklerde yaptığımız gibi. Bu şekilde almayacağız arkadaşlar. Bunun şu arka tek kanadından alacağız. Bu şapkamızın tepe kısmındaki bütün ilmeklerimizi bu şekilde 64 adet olarak toplayacağız arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar ben tamamlayıp geliyorum. Misinalı şişimize ilmeklerimi tamamladım, 64 adet. Şimdi bir sıra düz olarak öreceğim. Tekrar şu başladığım noktaya gelene kadar bütün ilmeklerimi düz alacağım. Ben şu başladığımız noktaya kadar örüp geliyorum. Bir sıra düz ördüm. Şimdi iki sıra daha İlmeklerimizi aynı şekilde düz olarak öreceğiz. Bu ikinci sıramız. Bundan sonra bir sıra daha örüp ondan sonra eksiltmelerimize geçeceğiz. Ben 3 sırayı tamamlayıp geliyorum. Sıramızın başına geldim. 3 sıra ördüm. Şimdi bu sıramızda baştaki ilmekle yanındaki ilmeği birlikte alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. ilmeklerimizi birlikte alıyoruz. Yine 7 ilmeğimi ördüm. 8 ve 9. ilmeği birlikte alıyorum. Sıramızın sonuna kadar 7 tane ilmek örüp 8 ve 9'u birlikte alacağız. Ben sıramızın sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Başladığımız noktaya geldik. Yine ilk ilmeği birlikte alıyorum. İkinci ilmekle beraber 6 tane öreceğim. 1 tane eksilteceğim bu sıramızda. İlmek ördüm. 7 ve 8. ilmeği birlikte aldım. Bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki sıramızda bir tane eksiltip 5 tane öreceğiz.
Ben sıramızın sonuna kadar örüp geliyorum. Başladığımız noktaya geldim. Bu sıramızda ben çorap şişlerine geçiş yapacağım. Çünkü misinamız çok germeye başladı. Yine baştan bir ilmeğimizi eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimizi örüyorum. 6 ve 7. ilmeklerimizi eksiltiyorum. Bu sıramızda 5'er adet eksilteceğiz ve çorap şişlerine takacağım arkadaşlar. Ben sıranın sonuna kadar örüp geliyorum. Yine başladığımız noktaya geldim. İlk ilmeğimi ikinci ilmekle birlikte topluyorum. 1 2 3 4 ilmek örüyorum. 5 ve 6. ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu sıramızda 4 ilmek öreceğiz. Ondan sonra 5 ve 6. ilmeği birlikte alacağız. Başlangıçtaki ilmeğimizi hep 1. ve 2. ilmeği birlikte alarak başlıyoruz. Bir sonraki sırada bu aradaki ilmek sayımız 3 olacak. Tek ilmek kalana kadar bu şekilde eksilteceğiz arkadaşlar. En son birer adet ilmek kalınca hepsini birlikte toplayacağız. Ben tek ilmek kalana kadar örüp sonraki işlemi tarif edeyim. Bu aradaki ilmeklerimiz bitene kadar eksiltmelerimizi yaptık. Şu anda sadece eksiltme yaptığımız ilmeklerimiz kaldı. Bu ilmeklerimizi iki sıra düz olarak öreceğim. Bir sıra ördüm. Şimdi bir sıra daha öreceğim ve hepsini toplayacağım. Şimdi bu ilmeklerimizi normal kapatacağız arkadaşlar. Birlikte alıyorum. İlmeğimi bu tarafa geçirip bir sonraki ilmekle birlikte alıyorum. Yerimizin üst kısmını da tamamladık. Yerimizin şu ek yerinden 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıyorum ve 5. ilmeğe ipimi bağlıyorum. Beş adet ilmek buradan aldım.
Bir tane ortadan 5 adet ilmek de diğer taraftan aldım. 11 adet ilmeğim var. Bunları tunus işi olarak öreceğim. Bu şekilde tunus işi olarak beremizin şu üst kısmına gelene kadar öreceğiz arkadaşlar. Ben bunu da tamamlayıp bittikten sonra size göstereyim. 11 adet ilmeğimizi tunus işi olarak 22 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi beremizin şu üst kısmına tutturacağız. Yine bu ortadan 1, 2, 3, 4, 5 adet sayıyorum. 5. ilmeğimizden başlayarak ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bir adet buradan alıyorum. Bir adet karşıdan. Bu şekilde ilmeklerimizi şu beremizin üst kısmına tutturacağız arkadaşlar. Bu kapatma işlemini tamamlayıp beremizin bitmiş halini size göstereyim. Beremizi bitirdik arkadaşlar. Ben buraya elimde olan bir broşu tutturdum. Buraya kemer tokası gibi bir şey takabilirsiniz. Gül yapabilirsiniz. Herhangi küçük veya büyük taşlı bir şey koyabilirsiniz. İstediğiniz bir süslemeyi yapabilirsiniz. Şu kısmı toparlayarak bu şekilde istediğiniz bir süslemeyi yapabilirsiniz buraya. Bunu iç kısımdan tutturursanız daha sağlıklı olacaktır. Buradaki başlama ve bitiş noktamız kaybolacaktır. Beremiz bir bütünlük oluşturacaktır. Bir projemizin daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.